Aile yapımızdan yani çocuklarımızın eğitimine. Diyanet İşleri Başkanlığı temayı Peygamberimiz ve aile olarak açıkladı. Konya İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi haftasının açılış programını gerçekleştirdi. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda açılış konuşmasını Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu yaptı. Mevlid-i Nebi haftaları özellikle rahmetellil alemin olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rahmetinin gönüllerimizde, hanelerimizde, sosyal hayatımızda, yaşayışımızda o rahmeti bizzat hissetmek, o rahmetin feyzinden, bereketinden bizzat istifade etmek için bu günleri, bu geceleri, bu çalışmaları, bu organizasyonları Diyanet İşleri Başkanlığımız, Konya İl Müftülüğümüz ve bütün sivil toplum kuruluşlarımız, milli eğitimde okullarımız, Kur'an kurslarımız bu rahmet hissedilsin, bu rahmet kalplerde, gönüllerde hissedilsin diye büyük bir gayret, büyük bir çaba içerisindedirler. Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın da aile kavramına özellikle dikkat çekti. İnsanı varlığının iki temeli var. Biyolojik ve maddi bir yapısı ve toplumsal yapısı. Toplumsal yapısının ikinci arkası bireyden sonra arkası aile. Ve Türk toplumunun geçmişten beri bizi biz yapan değerlerini taşıyan kurum da aile. Biz varsak ve var olacaksak bu kurumu iyi tanımamız ve o kurumu bugün bize nasıl iletildiyse geleceğe de o emaneti doğru yapmamız gerekir. Konuşmaların ardından liseler arası düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Programın kapanışını Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Yaman Peygamberimiz ve aile konulu panelle yaptı. Bu değil peygamberin işte bu hayatın tamamına uzanan ahkam-ı ilahiyeyi kendi hayatında gerek sözleriyle gerek fiilleriyle gerek tavsiye ve irşadıyla açıklamalıydı ki o zaman o da bu dinin peygamberi olsun. O zaman din insana inebilsin, ne dediği anlaşılabilsin ve somut olarak görülebilsin. O sebeple Celle ve Ala, اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلْ رَسُولِ